Herkese merhabalar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda tekrardan birlikteyiz. Bugünkü videoya geçmeden evvel sizi biraz sağlığım konusunda güncel haberler vermek istedim. Bugün karantinadaki 11. günüm. 11 gündür aynı otel odasından sizlere videolar çekiyorum. Ama her şeyden evvel tabii ki ailemin ve ondan sonra da sizlerin ve bütün arayan ak akrabaların, eşlerin, dostların desteğiyle yavaş yavaş bunu yeniyorum. Videolardan da belki de görüyorsunuzdur. Giderek enerjim artıyor. Birkaç güne kadar da umarım buradan çıkmış olacağım. O yüzden arayan, soran, mesaj atan, videolara yorum yapan Instagram'da bu arada beni Instagram'da da takip etmiyorsanız, büyük hata yapıyorsanız... Ee, ...Instagram'da bana e, geçmiş olsun dileklerini ilerleten bütün herkese gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Gelelim bugünkü konumuza. Bugün Sözcü gazetesinde ilginç bir haber çıktı. Bu haberin aslında söylentileri, paylaşımları sosyal medyada son birkaç gündür devam ediyordu. Ben de bunu bir ara bir, bir yerden yakalamıştım. Nerede gördüm hatırlamıyorum ama... Bu da Sağlık Bakanlığı'nın altında taşeron firma olarak ambulans uçak hizmeti veren firmaların uçaklarının sürekli olarak vızır vızır uçtuğuyla ilgiliydi. Şimdi diyeceksiniz ki tabii ki uçacaklar. Covid süreci gerçekten çok kötü bir süreç. O konuda kimsenin şüphesi yok. Tıpkı e, bu konuda çalışan doktorlarımız hemşirelerimiz bütün hastanelerde kliniklerde görev yapan insanlar gibi ambulans uçaklarda destek hizmeti veren o uçakları uçuranlar o uçaklarda hastalara hasta bakıcı görevi yapan insanlar da gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı yanılmıyorsam 2010-2009 yılı gibi ilk ihaleye çıkmıştı bu ambulans uçakları için. Sağlık Bakanlığı'nın kendi bünyesinde uçakları olduğu gibi bu ihaleler önce Portekizli bir firma tarafından alınmıştı. King Air 350 ile uçuyorlardı. Eğer bu konuda yanılıyorsam beni düzeltin. Yerli firmalar bu firmaların yerini aldılar ve bunun sonucunda da şu an iki tane firma SOS Havacılık ve Red Star Aviation Sağlık Bakanlığı'na bu konuda destek veriyor. Nasıl veriyor? Bunlar kendi uçaklarıyla yolcuları taşıyorlar. Paralarını Sağlık Bakanlığı'ndan alıyorlar. Bu uçaklar nedir? Onlara bakalım isterseniz. SOS Aviation'ın elinde Hawker Jetler var. Örneğin bunlardan bir tanesi zamanında İngiltere'de uçmuş bir uçak. Şimdi Türk tesciliyle uçuyor. Hawker iş jetleri arasında daha geniş gövdeli olması açısından tercih edilen bir uçak. Ama aynı zamanda daha yavaş bir uçak. Neye göre? Red Star Aviation'ın elinde olan Lear Jetlere göre. Özellikle Amerika'da Learjet'ler 35'ten itibaren bütün serileri özellikle hızlı bir mal veya hizmet taşıyacağınız zaman ambulans uçakta bunlardan bir tanesi zaten çok tercih edilen uçaklar çünkü diğer iş jetlerine göre çok daha hızlı uçan uçaklar. Tabii insan canı söz konusu olduğunda da bu uçakların tercih edilmesi son derece doğal. Bunlar ya insan taşıyorlar ya da organ nakli için gerekli olan organları taşıyorlar ki bu bu işi yaptıkları zaman da tabii ki dakikaların bile önemi var. Şimdi bu uçakların bazıları ne yazık ki açık istihbaratı kapalı. Açık istihbarat nedir? Siz istihbarat yani bilgi almayı değişik kaynaklardan sağlayabilirsiniz. Özellikle internet gibi bir ortamda özellikle uçakların hareketlerini görebileceğiniz Flight Radar 24 veya ADS-B Box gibi yazılımlar, web siteleri sayesinde bayağı bir uçağın bilgisine, uçuş bilgisine hatta ve hatta hızına, yüksekliğine kadar detaylı bilgilere ulaşmanız mümkün bugünlerde. Ama özellikle özel jet sahipleri bu web sitelerine bilgileri kapatıyorlar. İşte bu nedenle örneğin SOS havacılığın kuyruk tescillerine girdiğim zaman bana gelen uyarı bu uçağın uçuş kayıtları gizli tutulmaktadır. Şirket tarafından öyle istenmiştir diye bir uyarı veriyor Flight Radar 24. Tabi bu konudaki bilgileri başka yerlerden de elde edebilirsiniz. havalarında çalışan insanlar aracılığıyla elde edebilirsiniz. Uçuş manifestolarını onaylayan uçuş üzerinden uçacakları ülkelerin permilerini ayarlayan insanlar tarafından bilgiler sızdırılabilir. Değişik yerlerden alabilirsiniz bu bilgileri ama aslında en çok bilgi alınan yer Flightradar ve benzeri web siteleri. Şimdi size iki tane firma var demiştim ya bunlardan bir tanesinin uçağı Red Star Aviation'ın uçağı ne yazık ki onlar için ne yazık açık kalmış ve bu bunun uçuşları doğrudan internet üzerinde görülebiliyor. Tango, Charlie, Romeo, Sierra, Bravo eğer bunların ne demek olmadığını da merak ediyorsanız buraya tıklayın. Bu konuda bir video yapmıştım havacılık alfabesiyle ilgili. Kuyruk tescilli uçağın hareketlerini internetten görmek mümkün. Sözcü de bunu yayınlamış. Sosyal medyada baktığım bir takım kaynaklardan da bunları görebildim. Nitekim ben de hatta şu an uçuşunu bile görebiliyorum uçağın. E, yaptığı uçuşlar çok ilginç. Sürekli olarak Arnavutluğa gidilmiş, Tiflis'e gidilmiş, e, bir iki defa Sarayeva'ya gidilmiş. Bir tane uçuş çok ilginç İstanbul'dan kalkmış Moskova'ya gitmiş, Moskova'dan Roma'ya gitmiş, Roma'dan Arnavutluğa gelmiş. Tabii bu uçakların aslında bu şekilde uçması da normal belki çünkü belki oradan bir müşteri buldu oradan oraya e, müşteri taşıdı ambulans uçak olarak. Bunlar doğrudan sadece Sağlık Bakanlığı adına çalışacaklar diye bir şey söz konusu da değil. Arada müşteri buldukları zaman kendi müşterilerini de taşıyabiliyorlar. Ama işin ilginç tarafı bu uçaklar neredeyse hiç yerde durmuyorlar. Ve bu yerde durmayan uçaklar bazen Tekirdağ Havaalanı'na iniyorlar. Bazen İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniyorlar. Atatürk Havalimanı aslında tam olarak kapanmadı. Tek bir pistle Hizmete devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nda gelmesinin nedeni de hastane değil aslında. Bu uçakların beyzlerinin orada olması. Yani bu uçaklar aslında orada konuşulular. Bazen Sabiha Gökçen'e iniyor bu uçak. Ankara'ya inmiş. Dolayısıyla öyle bir e, paten çizmiş gibi uçak sanki yurt dışından sürekli olarak e, hasta getiriyor. Ve e, bu getirdiği hastalarda gidecekleri hastanelere göre ülkedeki değişik havalimanlarına iniyorlar. Türünden bir trend oluşmuş açık konuşmak gerekirse. Şimdi bu bu normal midir? Aslında normal olabilir. Ama şöyle de bir şey söz konusu. Bugün ben Belçika'dayım hala. Belçika salgın başladığından bu yana yatak sıkıntısı çeken Avrupa'daki en büyük ülkelerden bir tanesi. Acil servisler felaket miktarda dolmuş durumda. Keza Fransa öyle. Bugün izlediğim bir haberde televizyonda Fransa'daki acil servislerin dolmuş olmasından dolayı buradaki hastanelerin artık hastalarını komşu ülkelere, Hollanda'ya, Fransa'dan Almanya'ya veya başka ülkelere boş buldukları boş yatak buldukları ülkelere yolladığı türünden bir haber vardı. Sağlık Bakanımız Koca yaptığı açıklamada bizim hastanelerimizdeki acil servislerde doluluk oranının %70 olduğunu açıklamıştı. En son yanılmıyorsam. Dolayısıyla bu her ne kadar yüksek bir rakam olsa da bizim standartlarımız açısından Avrupa'da bu sıkıntıları çeken ülkelere göre daha düşük bir rakam. Gidilen ülkelere de bakıldığı zaman Bosna Hersek, Sarajevo. Bu ülkelerde de eğer bu türden sıkıntılar varsa belki de bu uçaklar yurt dışındaki hastaları ülkemize getirip belki de bu şekilde bir dış satım gerçekleştiriyorlar bilemeyiz. İşte sözcü de buna dikkat çekmiş. Bizim hastalarımız bertaraf edilip dış, yurt dışından dövizle gelen insanlar mı tercih ediliyor diye bir soru sormuş. Bunun böyle olup olmadığının ispatı tabii ki bu hastaları getirenlere kalıyor. Ama böyle de bir soru insanın aklına gelmiyor değil tabii ki. Sözcü gazetesi de buna dikkat çek. Hatırlarsınız bu salgını ilk başladığı zaman Malta'dan bir tane vatandaşımızı bu sağlık bakanlığına ait uçaklar atı alıp getirmişlerdi. Ülkeler bütün sınırlarını kapattıkları için insanlar hava yolları da servisi de olmadığı için tek çareyi Sağlık Bakanlığı'na başvurup gelin beni buradan kurtarın şeklinde yardım çağrısıyla yapmışlardı. Hatta ve hatta sevgili Tolga bu konuda bir video da yapmıştı. Onu da burada izleyebilir misiniz? Linkini bulursam koyacağım. Ama tabii bu işin ticarete dönmemesi lazım. Çünkü ne yazık ki ülkemizde bir döviz sıkıntısı var ve eğer özellikle de özel hastaneler yurt dışından çok fazla salgın öncesi çok güzel bir şekilde pazarlamalar yapıp yurt dışından hastalar getirirlerdi. Bu kaynağın kurumuş olmasından dolayı acaba onlar da böyle bir şekilde kendilerine kaynak mı yaratmaya çalışıyorlar diye insanın sorası geliyor tabii ki. Bakalım bu videonun sonucunda ne çıkacak ortaya? Herhalde bugün veya yarın ya bakanlıktan bir açıklama yapılır ya hastanelerden veya o ambulans şirketlerinden açıklama yapılır. Ama öyle görülüyor ki sadece yoğun çalışan hastanedeki hademesinden profesörüne kadar insanlar değil aynı zamanda ambulans uçakları uçuran pilotlar, burada destek veren ve hasta bakıcı uçuş görevlileri, yer görevlileri de gerçekten bayağı sıkı çalışıyorlar. Onlara da gerçekten minnettar olmak lazım yaptıkları iş için. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ne olur ellerinizi yıkayın, sağlığınıza dikkat edin. Temizlik şartlarına, sosyal mesafe ve maskenin şartlarına lütfen uyun. Ben biraz kolay atlatmış olabilirim. Herkes öyle değil ne yazık ki. O yüzden ne olur ve ne olur kendinize de iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı, like'larınızı ve çana tıklamalarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. İşte böyle kamera karşısına geçince konuşamıyorum. Demin ne güzel anlattıydım.